Bit pazarlarının ilginç bir yönü vardır. Hiç beklemediğiniz türden eşyalarla karşılaşabiliyorsunuz. Bazıları ise çok değerli eşyalar bulabilecek kadar şanslı olabiliyorlar. Üniversiteli 3 ev arkadaşı da o şanslı kişilerden biriydi. New York'ta üniversiteye giden Reese, Kelly ve Lara isimli 3 arkadaş aynı odayı paylaşıyor. 3 arkadaş odalarına bir koltuk almaya karar verdiler. Bütçelerine uygun bir koltuk arayan öğrenciler 20 dolara bit pazarından bir kanepe aldılar. Ancak içindekini görünce gözlerine inanamadılar. Eski fakat iş gören bir koltuk aldıklarını düşünen 3 arkadaş bir gece koltukta film izlerken koltuğun dirsek kısmında bir şey fark ettiler. Koltuğun köşesini açınca bir zarfın içinde 700 dolar vardı. Koltuğu biraz daha incelediler ve başka zarflar çıkmaya başladı. 3 arkadaş toplamda 41 bin dolar buldu. 3 arkadaş parayı bulduklarında şaşırdıklarını ve parayla ne yapacaklarını bilemediklerini ifade ettiler. Paranın yanında bir de not buldular. Notta paranın yatırılacağı banka hesabı ve kişinin ismi yazıyordu. Aileleriyle konuşan gençler koltuğun sahibine ulaşma kararı aldılar. 3 arkadaştan biri olan Reese Verkoven, "Bugüne kadar bir koltukta bulduğum en çok para 50 sent. 5 dolar bile bulmuş olsam çok sevinirdim." şeklinde konuştu. Paranın sahibini ararken korktuklarını belirten 3 arkadaş, parasını koltuğa saklayan birinin tehlikeli olabileceğini düşündüklerini belirttiler. 3 üniversite öğrencisi buldukları bu paranın ilginç hikayesini de öğrendi. 41 bin doları bir aile kızlarının geleceği için 30 yıl boyunca biriktirdi. Koltuğun sahibi kadın eşi vefat ettikten sonra koltuğu satarak kendisine yeni bir yatak aldı. Unutulan parayı Reese, Kelly ve Lara koltuğun sahibi olan kadının kızına iade etti. Gençler parasına kavuştuğu için sevinen yaşlı kadının kendilerine dürüstlükleri için 1000 dolar ödül verdiğini ifade etti. Buna benzer bir olay da Texas'ta yaşandı. 67 yaşındaki Emil Knodel bit pazarına giderek ucuz şeyler almaya bayılıyor. Texas'ın Belleville kasabasında yeni bir bit pazarı açıldığını duyar duymaz buraya gitti. Bit pazarına giden yaşlı adam gözünü hemen 125 yıllık cevizden yapılma şifonyere dikti. Emil şifonyeri aldı ancak kendisinin ne tür bir sürprizin beklediğini bilmiyordu. Emil Knodel uzun süredir ihtiyacı olan şifonyeri bit pazarından aldı. Şifonyeri satan kişi kimse ilgilenmediğinden fiyatı 100 dolara kadar düşürmüştü. Emil şifonyeri 100 dolara satın aldı ancak içinde bulunanlar şifonyeri fiyatının yüz binlerce kat üstünde değerli kılıyordu. Emil şifonyeri aracının kasasına yüklerken içinden ses geldiğini duydu. Şifonyerin içinde gizli bir bölüm vardı. Gizli bölümün içinde mücevherler, elmaslar, antika paralar ve bozukluklar, madalyalar ve dahası vardı. Sanki define sandığı gibiydi. Muhtemelen böyle bir şeye denk gelen herkes eşyaları sahiplenmeyi düşünürdü. Ancak Emil sıra dışı bir şey yaptı. Gizli bölmede yer alan bütün eşyaları satın aldığı kişiye iade etti. Sonradan anlaşılana göre şifonyerin içindeki paha biçilemez eşyalar şifonyeri bit pazarında satan kişinin dedesine aitmiş. Satıcı şifonyerin içindeki gizli bölmeyi ve eşyaları fark etmemiş. Tecrübe ettiği olaydan sonra Emil için bit pazarına gitmek daha tutkulu bir hal aldı. Satıcının haberi olmaksızın değerli eşyaların yıllardır orada saklı kalması gerçekten de çok ilginç.